Şimdi bugün musafaha konusundan başlıyoruz. Musafaha demek el tutuşmada bulunmak. Yani tokalaşmak var ya, iki elle tutup şöyle musafaha yapıp elleri sallamak. Şöyle ki iki Müslüman bir araya gelince birbirinin elini tutar, salatü selam okur, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye salatü selam okur. Birbirinin hatırını sorarlar. Bu da sevgi ve dostluk nişanesidir. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyurmuş: birbirine rast gelen iki Müslüman musafahada bulundu mu daha birbirinden ayrılmadan mağfiret olunurlar buyurulmuştur. Yani günahları affolunur buyurulmuştur. Şimdi mesela cuma günleri olabiliyor, işte mübarek gecelerde olabiliyor veya karşılaştığın zaman selam verdikten sonra ne yapıyorsun? İki elinle böyle tutarak musafaha yapıyorsun ve musafaha yaparken salat selam getiriyorsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Mesela namazdan sonra Allah kabul etsin diyorsun, değil mi? Tokalaşıyorsun. Önce bir salat getiriyorsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ondan sonra Allah kabul etsin. Tekabbel Allah gibi lafızlar kullanabilirsin. Salladıkça günahlarından temizleniyorsun. Ve daha birbirinden ayrılmadan buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala onların günahlarını mağfiret eder. Ne güzel. Ve bir bu da dostluk, arkadaşlık, sevgi nişanesidir. Evet. Tabii erkekler erkeklere, bayanlar bayanlara. Yani musafaha sünnettir hocam. O zaman biz iş yerine gittik şimdi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bütün kadınlarla tokalaşalım. Yok. Erkekler kendisine mahrem olmayan hiçbir kadının elini tutamaz. Tutarsa haramdır. Haramdır. Bitti ya. Hocam benim gönlümden bir şey geçmiyor, aklımdan bir şey geçmiyor. Benim konum, mevkim. Hiç fark etmez kardeşim. Allah bunu herkese haram kılmıştır. Bitti. Bir kadın, bir erkek kendisine namahrem olan bir kadınla bayramda da olsa, seyranda da olsa, misafirlikte de olsa tokalaşamaz. Birbirinin elini tutamaz. Haramdır.